arkadaşlar. Bir projem olsaydı kanalına hoş geldiniz. Meltem ben. 35 haftalık hamileyim. Allah nasip ederse bir kızım olacak. Bu videom da kızımla alakalı. Onun için bir tulum süsleyeceğim. İnternette bunu yapan çok fazla sayfa var. Instagram hesabı var. Fakat ben el emeği olmasını istediğim için kendim yapmaya karar verdim. Lafı çok uzatmadan hemen videoma başlamak istiyorum. Haydi başlayalım. Öncelikle almış olduğum ürünleri tanıtarak başlamak istiyorum. İnternetten bu şekilde beyaz bir adet tulum aldım. Yeni doğan tulumu 0-3 ay. Bunun bir adet şapkası ve 2 adet de eldiveni mevcut. Bunun fiyatı yaklaşık 27 lira civarındaydı. Ben beyaz tercih ettim arkadaşlar. Daha sonrasında ütüyle yapıştırılabilen kristal ve boncuk taşlardan aldım bu şekilde. Şu kelebeklerin tanesi 7,5 liraydı. Ve isim yazacağım için şu şekilde harfler aldım. Bunların tanesi de 2 liraydı. Bunları ben tuhafiyeciden aldım arkadaşlar. Ve şu şekilde lazer kesim çiçeklerden aldım. Bunun da metresi 6 liraydı. Ve 1 metrede 13 adet çiçek bulunuyor arkadaşlar. Bana bu kadar yetecek. Bunları ayırdım. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle bir tasarım yapacağım. Hani neyi nereye koyacağıma karar vereceğim. Şöyle altına bir tane yastık kılıfı serdim ki alttaki siyah fon belki boyayabilir ütüyü basınca diye korktum. Şöyle ayırdım. Şimdi bu tarafa bir adet kelebek yapmak istiyorum. Şuraya da harfleri koyacağım. Bu arada kızımın adı Piraye olacağı için Piraye harflerini satın aldım. Aslında ilk başta tulumun arkasına yapmayı düşünmüştüm. Ama çiçek falan da yapıştıracağım için yattığında sırtını rahatsız etmemesi için ön tarafa yapmaya karar verdim. Bu şekilde harfleri yapmayı düşünüyorum. Şöyle de ayaklarına birer tane çiçek koyacağım. Şapkasına da kelebeğin birini şapkasına kullanacağım. Şöyle çiçeklerimi bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Şuraya da biraz çiçek koyacağım. Ve eldivenlerine de birer tane şöyle çiçek koyup tamamlayacağım elbisemi. Evet, tasarımını yaptım. Şimdi artık yapıştırma kısmına geçmek istiyorum. Öncelikle harflerimizin en dış çizgisinden kesmeye başlıyoruz. Fazlalıklarını alıyoruz yani. İçerisini de maket bıçağıyla çıkarmamız gerekiyor iç kısmını. Sadece kristal taşların olduğu alan kalacak yani. Harflerimizi ayarlıyorum. Sonra ütüyle yapıştırma işlemine geçeceğim. Düzenlemesini yaptım. Şimdi ilk olarak P harfini yapıştırarak başlıyorum. Şöyle ortalıyorum. En yukarıdan başlıyorum. Şöyle düz beyaz bir parça kumaşım vardı. Onunla yapıştırma işlemi yapacağım. Herhangi bir renkli kumaş kullanmamaya çalışın. Çünkü rengi sıcaklıkla birlikte üzerine çıkıyor. Şöyle
Bütün buharsız ayarını da üzerine tutuyorum. Birazcık baskı uyguluyorum. Ve evet, ilk harfimi yapıştırdım. Şimdi şu şekilde üzerindeki jelatinini alıyorum. Şunları kenara alalım. Evet, aynı işlemi yapıyorum. Yine ütüyle üzerine ısı işlemi uyguluyorum. Evet arkadaşlar, kristal taşlarımı yapıştırma işlemim sona erdi. Şimdi silikon tabancasıyla çiçeklerini yapıştıracağım. Bunun için çiçeklerini kesip hazırladım. Bir adet silikon tabancasına ihtiyacımız var. Şu şekilde az bir miktarda silikon alıp şöyle ortalayarak yapıştırıyorum. Şuraya 2 adet yapıştıracağım. İsterseniz siz dikerek de bu işlemi yapabilirsiniz. Thank you.
Evet arkadaşlar, kızımın tulumunu bu şekilde süsledim ve videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ve benzer videolar için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.